Elimizde hiç müşteri yok Vedat. Bir yapı tarafına acilen müşteri bulmam lazım. Ben birkaç peyzaj işi aldım. Bu yetimhaneye yaptığımız tarım alanı projesini falan konuştuk adamlarla. Büyük şirketler bunlar. İstersen tanıştırayım sizi. Belki senlik bir şey çıkar. Vallahi iyi olur. Tanışalım. Bu arada bir akşam ayarla da yemek yiyelim. Ne diyorum Vedat? Sen bu kadar özlüyorsan beni ben buraya taşınayım. Ha? Bütün akşam yemeklerini beraber yeriz. Ne dersin? Oğlum ben onu mu seviyorum? Selin'i de al gel bir akşam balık yapayım size. Olur sorarım. Olur. Sor bakalım. Bana bak Vedat. Kızın yanında öyle abuk sabuk şeyler anlatmayacaksın değil mi? Çocukken böyleydi, şöyleydi. Yok düştü kafasını yerde. Yok komşunun bahçesine girdi, köpek ısırdı falan. O sorar çünkü ince ince biliyorum. Ne oldu Demir'im? Selin'in gözündeki imajın sarsılır diye mi korkuyorsun? Aman be Vedat'ım. İmajımız mı kaldı? Kız yıktı geçti bütün duvarlarımı. Her parçasına ince ince röntgen çekiyor şimdi sağ olsun. Oh. Senin gibi ketum adama da öylesi lazımdı sanki. Sen yine de anlattıklarına dikkat et. Konudan konuya o kadar hızlı geçiyor ki şaşırırsın. Vallahi bir anda benim aile sorunlarını konuşurken buluruz kendimizi. Tamam Demir'im. Yorulma. Aileden bahsetmek yok. Anlaşıldı. Abi bakar tamam. Mısın? Geliyorum şimdi. Tamam. İşe dönemeyeceğim. Toplantı uzuyor. Evimizde görüşürüz. Eh be Reşat'ım, beni de suladın burada. Hoş geldin Vedat. Hoş bulduk. Akşama misafirim var ama Karadenizli. Şimdi bana öyle bir kuzu vereceksin ki yüz artacak ona göre. Levrek. Aslında tam da mevsimi değil mi? E bir ölç bakalım şunu kaç santimmiş. Bana bak 24 santimin altındaysa almam ha. 32. Eyvallah. Reşat. Şundan üç tane temizletsen bana ne süper olur. Tamam. Eylül. Hiç sallama Vedat'ım. Gördüm, gördüm. Vallahi enfes balık bulmuşsun. Ellerine sağlık. E oğlum misafirimiz özel. Öyle sıradan bir balık koyacak değildik herhalde önüne. Aradık, taradık. Mevsimin en güzel balığını bulduk, getirdik. İşte benim kardeşim be. Yalnız dikkat et ha. Parmaklarını kapmasın. Ne balığı şimdi o? Levrek işte. Tam mevsimi. Siz beni mi sınıyorsunuz Selin Hanım? Yok ben öyle çok balık bilmem. Şaka. E nasıl Karadenizlisin sen? Yani biz hamsi biliriz ama hamsinin de 100 çeşidini biliriz. Ben mesela çok güzel hamsili pilav yaparım. Ne demek o pardon? Ne demek? Öyle kaş göz falan yapıyorsun. Ya Vedat bu adam beni çok kötü tanıtıyor sana vallahi. Tamam Selin sakin. O zaman şöyle yaparız. Sen bir gün hamsili pilavını yaparsın. Biz afiyetle yeriz. Vallahi Vedat'ım o iş öyle olmaz. Ben sana o işin olurunu söyleyeyim. Önce evdeki bütün sebzeleri kızartır. Sonra şöyle güzelce büyük bir kova kızarmış tavuk söyler. Sabaha herkes empaktif. Oluru bu. O benim asabiyet bastırma benim bir kere. Vedat, bu adam bende hiçbir sinir falan bırakmadı. Yoksa ben çok güzel yemek yaparım. Vallahi Vedat'ım dikkat et. Bizimki bu bıçağı ne zaman böyle sallasa biri mutlaka bayılır. Ay aşk olsun ya. O bir defa oldu. İnsaf, insaf. Aman tamam ben bilmem. Şimdi yiyeceğiz o salatayı bakacağız. Ya Vedat'ım. Sana yeni bir masa kestirelim. Bu biraz böyle eğimli. Bardaklar gördün mü? Düz durmuyor. Eğik duruyor yazdı. Demir'im. O masayı yeterince milimetrik yerleştirdiysen hadi bize bir ekmek kesiver gözünü seveyim. Olur keselim.
Diyabet hastalığı var da bunda. Bilmez miyim? Ya buradayım ya. Ya utanmadan bir de arkamdan konuşuyorsunuz yani, bravo. Tamam, bir şey demedik ya. Gözünüze düzgün görünsün diye öyle yapıyorum. Ama kime? Kime yanılacağım? Yalnız şimdi bu bir sanat eseri mi yoksa yeniyor mu? Vallahi Vedat, ben de balık için aynı şeyi söyleyecektim. Afiyet olsun. Ellerine sağlık Vedat'ım. Demir'im, ekmek uzatır mısın? Hı. Hı. Oh. Aa. Bu da Demir'imin kestiği ekmek. Ya tamam Demir, anladık. Sen ekmek yemiyorsun. Ama bu ne ya? Allah aşkına ya. İnsan yiyecek bunu. Biliyorsun değil mi? Yemeyin. Ekmek yemeyin. Hele masada menemen yoksa hiç yemeyin zaten. Tut ucundan. Hı-hı. Bak bu nasıl güzel oldu biliyor musun Demir? Bak şimdi. Şöyle güzel banacağım. Bak bak bak. Hayır. Bak üstüme damlayacak şimdi. Demir damlamayacak. Gel ben tutuyorum. Benim için hadi. Oo. Oo, yarasın be. Yarasın Demir'ime. Ekşi ekşi ya. Hayır ben. Çok güzeldi Vedat. Eline sağlık. Afiyet olsun. Ellerine sağlık Vedat'ım. Bir dahakine bize bekliyoruz. Hı. Tabii canım, biliyorum. Zaten Selin Hanım'ın sözü var. Heh, hamsili pilav. Evet. çaylarımızı içtiğimize göre ben bir kahve... Hayır canım, otur oturduğun yerde. Sen şimdi bulamazsın ki ne nerede. Ben hemen yapar gelirim. Ay yok canım, niye bulamayacakmışım? Hadi siz keyfinize bakın, ben geliyorum. Demir. Hı. Eylül İstanbul'da mı? Nereden çıktı şimdi bu Vedat? Ben sanki bugün Eylül'ü gördüm. Gördün mü, görmedin mi? Galiba gördüm. Ama emin olamıyorum, yolun karşısındaydı. Sonra dedim ki buradaysa Demir'in haberi vardır. Nereden benim haberim olacakmış? Giderken haber verdin mi? Yok. Nereye gittiğini söyledi mi? Yok. Niye şimdi haber versin? Tamam demiş, sakin. Belki de ben gördüğümü sandım. Tamam Vedat, kapat konuyu. Kahveler hazır. Ay çok güzel olmadı mı Eylül'ün geldiği? Ha? Aa. Demir? Eylül'ü sevmiyor musun yoksa? Vedat, Demir Eylül'ü sevmiyor mu yoksa? Ne oluyorsunuz ya? Aa, tamam anladık. Yaz insanısınız ama sonbahar da güzeldir. Böyle serin serin eser. Yağmur yağar falan. O zaman böyle eve kapanıp kitap okursun. Ay vallahi ben çok seviyorum. Evet, yağmur güzeldir. Tabii canım, essin zaten birazcık. Bu nedir arkadaş, sıcak sıcak? Nereye kadar yani? Neyse ya, siz kahveleriniz için bari. Kafanız yerine gelsin. Böyle tuhaf tuhaf tepkiler veriyorsunuz çünkü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.